Evet arkadaşlar, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde küçük sorunlar vardı. Onları düzelttim. Çok basitmiş aslında. Şimdi şurada arkadaşlar neredeydi? Heh. Paket siparişi. Bakın arkadaşlar şuradaki adisyon ailesini şu şekilde yazın. Yani bende büyük harflerle yazılı. Bir onu düzelttim ilk etapta. Şunu silelim. Şunu silelim. İkinci olarak da bir yer daha değişiklik yapmıştım. Çok bir şey değil aslında. Nerede? Evet. Burayı ekledim. Nasıl yani arkadaşlar? Şimdi normalde biz sadece şeyi alıyorduk buradan. Fiyatı alıyorduk. Fiyatı toplamasını söylüyorduk. Şimdi burada yaptığımız olay nedir? Fiyatla adedi çarp topla. Fiyatla adedi çarp topla. Fiyatla adedi çarp topla şeklinde oluyor. Yani şöyle çalıştırıp göstersem daha iyi olacak. Bu ders daha çok böyle şu ana kadar yaptıklarımızı bir toparlama, bir de anlatma açısından olacak. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne oldu? Niye böyle bir şey oldu? Start diyelim tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müşteriler. Siparişler. Bakın arkadaşlar şu an geldi. Mesela buna geldim. Değişiyor. Tarihler değişiyor. Şu toplam bir adet demesi şu arkadaşlar. Şuradaki kaç defa bizle alışveriş yapmış gibi düşünebilirsiniz şu adedi. Burayı daha sonra düzenleri toplam tutar değil de kaç defa falan tarzında. Şimdi mesela Mehmet'e tıkladım. Şu an Mehmet toplamda bende bu işlemde 21 liralık alışveriş yapmış. Yani 2 kere 2 4. Yani bunu kastediyordum az önce. 3 kere 5 15. 1 kere 2 2. Yani ne etti? 21 arkadaşlar. Genel toplam nedir? Mehmet'in şu ana kadar bizimle yaptığı alışverişlerin toplamı arkadaşlar. Yani mesela Mehmet bir defa daha gelseydi şurada 2 yazacaktı. İkinci defa geldiği için mesela şurada tıkladım. Bir de burada var. Diyelim ki burası 21. Burası da 10 lira. Netti 31. Genel toplam şurası olacak. Ne oldu? Bir hata aldık galiba. Şurada bir hata aldım ama neden aldım anlamadım açıkçası. Bir daha bakalım. Müşteriler, siparişler. Mehmet'e geldim. Yani arkadaşlar hani onu kastediyordum. Şu liste zaten şu ana kadar açık olanları gösteriyor bize. Biz bilgileri buradan alıyoruz. Buradan buraya aktarıyoruz. Buranın üzerine geldiğimiz zaman buradan buraya geçiyoruz. Buna tıkladığımız zaman buradaki bilgiler gözüküyor. Buradaki bilgiler dağarcığında da buralar genişliyor, değişiyor. Şimdi ne yapalım? Bunu kapatalım. Şu an işimiz yok orada. Bakalım ne olacak şimdi. Bu sayfanın biraz düzenlenmesini yapalım. Şuna ihtiyacımız artık yok. Şunu şöyle tamamen kapatalım. Köşede bir yerde kalsın. Hatta bunun visible'ını da false yapalım. Kimse görmez. Sonra şuraya gelelim. F4 ile buna gelelim ve burayı da alt tire şeklinde koyalım. Diğerlerdeki gibi bir tane fazla koydum. Evet. Ardından şurayı da toplam tutar değil. Ne yapabiliriz? Toplam adet diyelim. Çünkü sonuçta bize sadece adetle ilgili bilgi veriyor. Şuraya çıkış butonlarımızı koymamışız. Hemen onları da koyalım. Müşteri arada şurada vardı. Hemen alalım. Ctrl C ile şuraya yapıştıralım. Tamam, şu hizaya koysak yeterli. Çünkü sayfamızı ona göre değiştireceğiz tekrardan. Şöyle.
Evet. Şimdi sayfamızı biraz da şöyle geliştirelim. Şunu bir de şuradan Row Select ile ilgili bir şey olacaktı. Doğru yerdeyim. Bulabilirsem. Nerede o? Full row select. Grid line arkadaşlar şey yapalım. Post yapalım. Güzel durmuyor. Bunu da yaptık. Full row select. Tamam. Tamamdır. Şimdi şurada butonlarımız biraz şey oluyor. Bir de ondan önce şunu tekrar düzenleyelim. Oka tıklayalım. Şöyle edit columns diyelim. Şunun width'ini aslında şöyle 0 yapabiliriz. Sonra şunun gözüken ismine at. Pardon. Şu id olacak. Yine m id olsun da gözükmeyecek nasıl olsa. Buna at diyelim. Buna soyad. Büyük harflerle yazalım. Tarih. Ve buna gerek var mı? Yok. Bunu da kapatalım. Sıfır diyelim. Şöyle oldu. Şimdi şunu şöyle çevirelim. Şöyle. O zaman şunu biraz küçültelim. Şöyle. Tamamdır. Aynı düzenlemeyi bunda da yapalım. Daha düzgün dursun. Bu ne satış ayda? Gözükmesine gerek var mı? Yok. Sıfır diyelim. Bu ne ürün adı? Buna lazım. Ürün adı. Sonra adedi. Adet. Fiyat. Tamam. Şimdi bunu da düzeltelim. Şöyle ürün adı. Adedi zaten küçük olur. Fiyatı uzun olabilir. Şöyle. Bu da tamam. Şimdi burada yapacağımız bitti arkadaşlar. Bir de şunların kodlarını yazmamıştık. Hemen bunları da yazalım. Şunun kodu neymiş? Şurası. Alalım. FRM menüye mi dönecek? Bir düşünelim. Evet. Çıkışta neresi? Şu. Bunu da şuradan alalım. Evet. Bunu da yazdık. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Şimdi devam edelim. Yeni neye geçeceğiz bu sefer? Şimdi arkadaşlar burada bizim FRMB diye bir tablomuz vardı. Daha doğrusu formumuz vardı. Şimdi formda bizim bakın şurada servis turno 2 diye bir şeyimiz vardı. Hani biz bu servis turno 2'yi nasıl kullanacağız? İşte bu zamanlarda kullanacağız. Şimdi ben buraya tıklayayım bir defa. Yine şuradan seçeyim 5-6. Şimdi ne yapıyorduk? Bizim eleman gitti, geldi. Ben de ürünü Adem'e verdim. Tamam diyor. O zaman kapatıyorum onun hesabını. Tıkladı. Bakın şimdi arkadaşlar burada bu form bilgileri yani veri tabanından o müşteriye aldığı ürünlere ait bilgileri ben burada listeleyeceğim. İşte indirimim varsa indirim uygulamış olacağım. Nakit mi kredi kartı mı ticket mi ödemiş onu tıklayacağım. Düzelteceğim veya. Sonra da hesabı kapat diyeceğim. Bu siparişi kapatmış olacağım. Diğer türlü zaten ben aslında siparişi kapatmamış olduğum için ben sadece ürünü verdim aslında.
Tek fark o. Şimdi bir hata aldık bildiğiniz üzere. Hemen onu düzeltelim. Nerede bizim PDM? Şimdi şunları bir kapatalım. Şuna ihtiyacımız yok. Burası bayağı bir dolmuştu. Evet. Şimdi müşteri arayla bir ilgim yok artık benim. Şuna da ilgim yok. Sipariş kontrolle ilgim var. Bunun formunu açalım. FRM sipariş kontrol. Şimdi ben buradan tıkladım. Neye tıkladım? Bir şeye tıklamadım. Aslında bir şeye tıkladım. Neye tıkladım? Şuna. Yani dinamik metoda gittim. Yani ben buradan buna gittim. Buradan bilgi gitti. Adisyon ID az önce yanlış gitti. Demek ki şurada müşterinin adisyon ID'sini bulurken yanlış bulmuşum. Hemen şöyle bir tıklayalım. Bakalım ne gidiyor, ne gitmiyor. Sonra FRM'e bile geliyorum. Formun load'unda şuraya geleceğim ve bunu hemen tıklayalım. 1-4-5-6 giriş dedik, müşterilere sipariş dedik. Tıkladım. Tamam, adisyon ID ne gelmiş? Eksi 1 gelmiş. Neden eksi 1 gelmiş? Bir bakalım. Şu metoda bir gidelim. Şu metot. Ben buradan müşterinin ID'sini yollamışım ama nasıl yollamışım? Bir ona bir bakalım. Bir de buraya. Şimdi bir F5 çekelim. Tekrar bir değerlendirme yapalım. Kapatalım bunu. Hayır diyelim. Dönelim. Müşteriler dedik. Siparişler dedik. Şimdi buraya müşteri ID'si kaç geldi? 2. Doğru. 2 numaralı müşteriydi. F10 diyelim. Şimdi bana buradan ne dönmüş? O önemli aslında. Ama yok. Müşterinin detayları değil de ben yanlış yerdeyim. Şu an yanlış yerde düzüyorum. Şu. Şuraya tıklamam lazım. Yine bir F5 çekelim. Tekrar hatayı bir görelim. Geri dönüyoruz. Müşteriler diyoruz. Siparişler diyoruz. Müşteri ID'si yine 2 geldi. Güzel. F10. Bağlantıyı açtık. Müşterinin ID'sini yolladık. Sonuç olarak bize 0 döndü. Eksi 1 döndü. Neden eksi 1 döndü? Bakalım. Bunu kopyalayalım.